بسم الله الرحمن الرحيم باب البيع يشترط فيه شرط ليس منه. Bu bab şu mesele hakkındadır ki bir alışveriş oluyor. O alışverişte de bir şart koşuluyor ki o şart alışverişten değil. Alışverişin içinde değil. Caiz olur mu olmaz mı? Onu beyan edecek. Haddesena Ali ibn Şeybe kâle haddesena Yezid ibn Harun kâle akberena Zekeriya ibn Ebi Zayde en Şabiyyi en Cabir ibn Abdillah ennehu kâne yesîru mea Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Cabir ibn Abdullah Peygamber Efendimiz'de yürüyordu. Alâ cemelin lehu, kendisinin bir devesi üzerinde. Hazreti Cabir kendi erkek bir devesine binmiş. Peygamber Efendimiz'de gidiyordu. Fe'ayâhu. Yoruldu. Deve yoruldu. Fe'edrekehu Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Geriden Peygamber Efendimiz geldi. Baktı ki Cabir duruyor, gitmiyor. Fekâle mâ şânüke ya Cabir. Senin halin nedir? Niye yürümüyorsun dedi. Fekâle a'yâ nâdihî. Ya Resulullah, benim bu devem yoruldu. Nadih, erkek deve yahut da dişi deve kuyunun etrafında koşarlar da gider gelir su çeker. Motorlardan evvel burada var idi. Bu odanın boyu kadar bir yahut da iki deve yahut da katır. O kuyunun yanından gelir. Gelir ta o mesafeye gider. O ip ölçülü. O mesafeye kadar gitti mi kova çıkar. Kova çıkar çıkmaz yukarıdaki çatal odun var. Kova devrilir. Devrildiği gibi orada havuz var yukarıda. Su oraya dökülür. O deve tekrar gelir kuyunun yanına. Kova suya iner. Tekrar gider suyu çeker. Devesi olmasa himar koşardılar. At koşardılar. Evet. İşte bu nadih ona derler. O demek ki ondan hem su çekermiş hem de binermiş. Benim bu devem yoruldu dedi. Fekale a'ya nâdihi ya Resulullah. Benim bu su çeken devem yoruldu. Yani yolda gidiyor ama orada su çekmiyor. Orada yolcu. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki eme'ake şeyün, seninle beraber bir şey var mı? Yani ağaç, değenek bir şey var mı? Fe'atâhu kadîben ev'uden. Ona bir ağaç verdi. Kadîb demek ki yumuşak bir ağaç. Çubuk deriz ya biz. Yahut da bir odun parçası verdi. Fenehasehu bihi. Onunla Peygamber Efendimiz deveye dürttü. Evkale darabahu. Yahut da vurdu. Yani ravi diyor ki ya öyle dedi ya öyle dedi. Resulullah Efendimiz deveye dürtmüş de yahut da vurmuş. Fesâre seyreten. Deve ondan sonra bir yürümekle yürüdü ki lem yekün yesîru mislihâ. Hiç öyle yürümezdi. O kadar süratli yürüdü. Resulullah Efendimiz'in o vurmasıyla deveye bir himmet geldi. İşte bu keramet ve mucizenin alametidir. Deveye vurdun mu, hayvana vurdun mu iyice tembelleşir yahut da eksileşir. Halbuki Resulullah Efendimiz'in o vurmasından deveye bir himmet, bir neşat geldi ki ondan sonra öyle hiç yürümediği yürümeyi yürüdü. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ وَلَيْهِ سَلَّمْ. Hazreti Cabir diyor ki Peygamber Efendimiz bana dedi ki بِعْنِيهِ, bu deveyi bana sat. بِعُقِيَّةٍ, bir ukiyeye. Bir ukiye 40 dirheme ukiye derler. Burada istilahlar var. 10 dirheme ukiye derler, 25 dirheme ukiye derler. Bir de altından olursa 40 dirheme derler ukiye. Bunu bir ukiye bana sat. O artık ukiye burada zikretmiyor. Altın mı, gümüş mü? Herhalde gümüş. Kâle kultu ya Resulallah. Ben dedim ki ya Resulallah huve nâtihüke. Bu senin demen. Halas. Yani sattım demek istiyor. Kâle febi'atuhu bi ukiye. Hazreti Cabir diyor ki bir ukiyeye ben onu sattım. Ve stesneytu himlânehu. Esas işte bunun için getirdi. Ben onu sattım bir ukiyeye ama ya Resulallah dedim. Şimdi bunun üzerinde yük var. Bu yükümü eve götürünceye kadar deveyi sana teslim edemem. Yükü eve götüreyim, ondan sonra deveyi sana vereyim. Deveyi sattım. Şimdi bu deveyi sattım, alışveriş bitti. Alışverişin haricinde bir şart koştu. O da ne? O devenin üzerindeki yükü indirmeyecek, evine kadar o deveyle götürecek. Caiz olur mu, olmaz mı?
Ben bu deveyi diyor, onun yükünü istisna ettim. Hatta akdime ala ehli, akdeme ala ehli. Hatta ehlime kudum edeyim. Yani deveyle evime gideyim. Felemma kadimtu, vaktaki evime vardım. Eşyayı indirdim. Eteytuhu bil ba'iri. Deveyi aldım, Peygamber Efendimiz'e getirdim. Fekultu, dedim ki, hâdâ be'îruke ya Resulullah. İşte deveyi sana satmıştım, an deveyi getirdim. Kâle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, le'alleke tera. Zannederim ki sen görüyorsun, zannediyorsun ki, enni innemâ habestüke. Ben seni hapsettim. لِأَزْهَبَ بِبَعِيرِكَ, senin deveni elinden alayım. Böyle zannetti. Ya Bilal, ey Bilal, اَعْتِهِ, sen Cabir'e ver. مِنَ الْعَيْبَةِ, o zembilden, para zembilinden, para kisesinden ver. Okiyeten, bir okiye ver. وَقَالَ, ondan sonra Peygamber Efendimiz okiyeyi verdikten sonra Hazreti Cabir'e dedi ki, اِنْدَلِكْ بِبَعِيرِكَ, deveni de al git. Bir okiye parayı aldın ya, o senin lan, bu deve de senin. Yani ikisini de al git. فَهُمَا لَكَ, her ikisi de senin olsun. Demek ki Resulullah Efendimiz deveyi satın alması almış ama sonra o deveyi yine Cabir'e vermiş. Yalnız Hazreti Cabir'e orada bir okuyuya kazandırmış. Şimdi burada deveyi satmış, sattığı yerden evine kadar devenin binmesini, üzerindeki yükü taşımasını istisna etmiş. Bu alışverişi bozar mı, bozmaz mı? İhtilaf bunda. Şimdi bu hadisten anlaşıldığına göre bozmaz. قال Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi dedi ki, فَزَهَبَ قَوْمٌ, ulemadan bir kısmı zahip oldular ki, اِلَا اَنَّ الرَّجُلَ, bir adam, اِذَا بَعَ مِنْ رَجُلٍ دَبَّةً, bir adama bir hayvanı satarsa, بِسَمَنٍ مَعْلُومٍ, malum bir parayla, اَلَا اَنْ يَرْكَبَهَا, bir şartının ki o hayvana bine, الْبَائِعُ, satan adam, اِلَا مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ, malum bir mevzaya kadar da bine, ben bunu satıyorum ama filan yere kadar da ben bineceğim dese, اَنَّ الْبَيْعَ caiz, alışveriş caizdir, وَالشَّرْتَ caiz, şart da caizdir. وَاَحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ, bu mesele hakkında da delil getirdiler. لِحَد۪يسِ Cabir'in هَذَا, Cabir'in bu hadisini delil getirdiler. Bak işte Hazreti Cabir istisna etmiş, bu caiz olur. Evet dediler. Bu okiyeyi şeyde üç rekeminde diyor. Aya tefsir ediyor, ey acize en izzihabi ile maksedi, gideceği yere gitmeden aciz oldu. Nadih demek el ibli yüstekali, bir deve ki onunla su götürürler. Vel okiyetu erbaune dirhem, burada okiye 40 dirhemdir. Şimdi Medine'de istilahta 25 dirhemi okiye derler. Fakat attarlar arasında 10 dirhemi okiye derler. Fakat ashab-ı kiram zamanında 40 dirheme bir okiye derlermiş. Evet. Ve halefen fi zalike aherun. Ulemadan başkaları buna muhalefet ettiler. Dediler ki yok, böyle bir şart olursa şart caiz değil. Şimdi bu birinci kavle göre alışverişin akdinde olmayan bir şart. Alışveriş yaparken bir şart yok. Alışveriş münakid oluyor. Fakat ondan sonra bir şart koşarsa o şart caizdir dediler. Fakat ikinci zümre dediler ki hayır, şart caiz değildir. Dediler ama sümmefteraqal muhalifune lehum, bu birinci firkaya muhalif olan bu ikinci firka de iki firkaya ayrıldı. Ala firkateyn, onlar da ikiye ayrıldılar. Fekalet firkatun, bir firka dedi ki el bey'u caizun ve şartu batilun. Alışveriş caizdir, şart batildir. Binaenaleyh ben bu deveyi sana sattım, bu ati sana sattım. Fakat filan yere kadar bineceğim dese binemez. Madem satmıştır, alışveriş caizdir, binerse parasını ödeyecek. O ben şart koştum demesi batildir dediler. Ve kâlet firkatun, diğer bir firka dediler ki el bey'u fâsidun. Bey, alışveriş kökünden fâsid olur. Madem alışverişi yaptı, ondan sonra da filan yere kadar bineceğim diye şart koştu, o şart alışverişi ifsad etti. O deve yahut da o atı almış sayılmadı. Yeniden bir akde mühtaç. Ve senübeyyinu, biz beyan ederiz. Mâ zehebetiliyil firkatâni cemiyan.
bu iki firkanın sahip olduğu meseleyi biz izah ederiz, beyan ederiz. Fî hâdel bâb, bu babda inşallah Teala. Birisi batıl dedi, şart koşarsa. Birisi beye caiz, şart batıl. Birisi de dedi ki hayır, beye fasit. Bunların ikisinin de delillerini izah edecek. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِهَاتَيْنِ الْفِرْقَتَيْنِ جَمِيعًا. Bu iki firkanın lehine olan delillerdendir. Birinci zümre caizdir dedi. Şart da caiz, beye de caiz. İkincileri bunlara muhalefet ettiler. Delilleri ne? Birinci firkanın delili Hazreti Cabir'in hadisi. Bunların da hüccetleri var diyor. اَلَى الْفِرْقَةِ الْعُولَى. Birinci firkanın aleyhine bunlar için delil vardır. Fî hadisi Cabir ellezî zekerna. Hazreti Cabir'in hadisinde zikrettik ya, birinci firkanın delili oydu. Onun aleyhine bunların hüccetlerindendir ki enne fîhî mâneyeyn. Bunda iki mâne vardır. Yedüllâni delalet eder. En lâ hüccete lehum fîhî. Bir iki mâne vardır ki o iki mâne delalet eder ki Hazreti Cabir'in hadisinde bunlar için delil yok. Bunlar Hazreti Cabir'in hadisini delil getirdiler. Fakat manalarını biz izah edeceğiz ki bunların lehine hüccet yok birinci firkanın. فَاَمَّا اَحَدُ الْمَعْنَيِّ. O iki mananın birisi şu ki فَاِنَّ مُسَاوَمَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Peygamber Efendimiz'in pazarlık yapması لِجَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Cabir'e اِنَّمَا كَانَتْ عَلَى الْبَعِيرِ. Deveye oldu. Deveyi kaşa satarsın bir okuyeye. Pazarlık öyle olmadı mı? Evet. Deve üzerine oldu. وَلَمْ يَشْتَرِدْ فِي ذَٰلِكَ وَلَمْ يُشْتَرَدْ فِي ذَٰلِكَ لِجَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهِ رُكُوبًا. Hazreti Cabir için ona binmek şart koşulmadı. Deveyi satar mısan satarım bir okuya bir okuya. Ama bu alışveriş yapılırken evet şu kadar yere de binecek, eşyayı evine götürecek, bu şart kılınmadı. قَالَ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهِ. Hazreti Cabir de dedi ki فَبِعَتُهُ. Ben sattım. وَاسْتَسْنَيْتُ حِمْلَانَهُ اِلَى اَهْلِهِ. Satış bittikten sonra, akit tamam olduktan sonra Hazreti Cabir istisna ediyor ki ya Resulallah, bana müsaade et, ben eşyamı eve kadar götüreyim. Bu alışverişle alakası yok. Mananın birisi bu. فَوَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ. Bu hadisin veçhi اَنَّ الْبَيْعَ alışverişi نَمَا كَانْ اُلْدِ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْمُسَاوَمِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Peygamber Efendimiz'in vermiş olduğu bir okuya mukabilinde alışveriş oldu. سُمَّكَانَ الْاِسْتِسْنَاوُ لِلْرُكُوبِ مِنْ بَعْدِ. Alışveriş bittikten sonra Hazreti Cabir istisna etti. فَكَانَ ذَٰلِكَ الْاِسْتِسْنَا. Bu istisna eşyasını evine kadar götürmek meselesi oldu. مَفْسُولًا مِنَ الْبَيْعِ. Bey'den ayrılmış oldu. Alışveriş bittikten sonra ayrıca devenin rükubunu istisna etti. لَاَنَّهُ اِنَّمَا كَانَ بَعْدَهُ. Çünkü o istisna alışverişin akdinden sonra oldu. فَلَيْسَ فِي ذَٰلِكَ. Öyleyse bu hadiste olmadı. حُجَّتُنْ. Bir hüccet ki تَدُلُّنَا. Bize delalet eder. كَيْفَ حُكْمُ الْبَيْعِ. Bey'in hükmü nasıldır? لَوْ كَانَ ذَٰلِكَ الْاِسْتِسْنَا. O istisna olsaydı, meşruten şart kılınmış olsaydı, فِي عُكْدَتِهِ. Asıl akıtta. Hel huve kezalik, o da böyle midir, emla değil midir? Bu alışveriş bittikten sonra Hazreti Cabir izin istemiş de deveye binmiş. Bunun akıtla alakası yok ki. Fakat iş, mesela bir delil bulacağız ki akıt yapılırken, bak ben bunu satıyorum, sen alacaksın ama benim bir istisnam var. Daha alışverişin esasında söylüyor, bitmeden. Ben filan yere kadar buna yük yükleyeceğim yahut da bineceğim. Buna göre alıyor musun? Alıyorum, öyleyse ben de satıyorum. Şimdi alıyorum, satıyorum derken o şart dahil. Bu Hazreti Cabir'in hadisinde bu yok ki. Bakalım ki hüküm nasıl. Hazreti Cabir'in hadisinde alışveriş bitmiş. Ya. Deve Peygamber Efendimiz'in olmuş. Hazreti Cabir de ya Resulallah müsaade et, eşyayı evime kadar götürsün. O başka. Resulullah Efendimiz keremen ihsana müsaade etmiş. Fakat o hadiste alışveriş, satıyorum, alıyorum derken şart koşulsa hüküm nasıldır? Buna delalet eden bir şey yok bu hadiste. Mananın birisi bu. وَاَمَّا الْحُجَّةُ الْاُخْرَى. İkinci mana, ikinci delil ise
فَاِنَّ جَابِرًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Cabir قَالَ buyurdu ki فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَد۪ينَةَ Vaktaki Medine'ye geldim. اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالْبَعِيرِ Deveyi Peygamber Efendimiz'e getirdim. فَقُلْتُ zannedim ki هَذَا بَعِيرُكَ يَا رَسُولُ اللّٰهُ Bu senin devendir diye Resulullah Efendimiz'e getirdim. قَالَ dedi ki لَعَلَّكَ تَرَى أَنِّي اِنَّمَا حَبَسْتُكَ لَأَزْهَبَ بِبَعِيرِكَ Sen zannedersin ki ben seni hapsettim, deveni elinden aldım. Çünkü insanın binecek bir şeysi olmadı değil mi? Habis olur. Binecek hayvanı olursa her yere serbest gider. Yoksa habis gibi kalır. Sen böyle mi zannettin? Ya Bilal-u a'tiye okiye. Ya Bilal buna bir okiye para ver. Dedi. Ve hud ba'irek. Ondan sonra Hazreti Cabir'e dedi ki deveni de al. Fehü malek. Her ikisi de senindir. Hakkındır. Al git. فَدَلَّ ذَٰلِكَ İşte bu delalet etti ki اَنَّ ذَٰلِكَ الْقَوْلَ الْاَوَّلِ Bu birinci kavul لَمْ يَكُنْ عَلَى التَّبَايُعِ Alışveriş üzerine olmadı. Bu da ikinci mana. Yani Peygamber Efendimiz onu satın almadı ki. Almak, satmak şeklinde bir şey oldu. Halbuki ne alış var ne de satış var. Niye? Peygamber Efendimiz sen zannettin ki ben deveyi senin elinden aldım. Yok. Aha senin deven, aha da bir okuya da para. فَدَلَّ ذَٰلِكَ Bu delalet etti ki اَنَّ ذَٰلِكَ الْقَوْلَ الْاَوَّلِ Bu birinci kavul yani satın almak لَمْ يَكُنَ لَتَّبَايُعِ Alışverişlerine olmadı. فَلَوْ ثَبَتَ Sabit olsa ki اَنَّ الْاِشْتِرَاتَ لِلْرُكُوبِ Binmek, binmeyi şart koşmak. كَانَ فِي أَصْلِهِ بَيْعًا Aslında olsa idi. بَعْدَ سُبُوتَ هَذِي الْاَلَّ Bu ille sabit olduktan sonra لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadiste olmadı. Hüccetün hüccet olmadı. Ne için? لَاَنَّ الْمُشْتَرَةَ ف۪يهِ ذَٰلِكَ الشَّرْطِ Bu şart kılınan yerde لَمْ يَكُنْ بَيْعًا Alışveriş yok. Sen diyorsun ki deveyi sattı, aldı da bunu da şart koştu. Bu ikinci manada diyor ki hayır alışveriş olmadı ki. Alışveriş şeklinde gibi göründü, olmadı. Öyleyse bu hadiste delil yok birinci kavle. وَلَاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bir de Peygamber Efendimiz لَمْ يَكُنْ مَلِكَ الْبَعِيرَ عَلَى جَابِرٍ Deveye sahip olmadı, almadı ki. Verir misin, alır mısın dedi ama hakikaten almadı. Cabir'den deveyi almış olmadı. فَكَانِ اشْتِرَاتُ جَابِرِ لِلْرُكُوبِ Öyleyse Cabir'in binmeyi şart koşması, evet, اِشْتِرَاتًا O şart oldu. اِشْتِرَاتًا فِي مَا هُوَ لَهُ مَالِكٍ Kendi malik olduğu devede şart koşuyor. Deve kendi milkinde. Ona da diyor ki ben bu deveyle evime kadar yükümü götüreceğim. Zaten deve kendisinin. Resulullah Efendimiz almadı. Şimdi bunda iki cihette geliyor. Diyor ki birinci kavle. Ya deveyi Peygamber Efendimiz satın aldı hakikaten Hazreti Cabir'den. Alışveriş bittikten sonra Cabir dedi ki evime kadar eşyayı götürsün. Peygamber Efendimiz de müsaade etti. İsterse etmezdi. Mananın birisi bu. İkincisinde diyor ki Peygamber Efendimiz hakikaten o deveyi almış değildi. Ya Hazreti Cabir'i öyle demek istedi. Onun için baksana sonra Peygamber Efendimiz bir okuya para verdi. Deveyi de gene gerisin geri ona iade etti ki senin devendir al götür. Demek ki almış değil. Öyleyse Hazreti Cabir'in evime kadar eşyamı götürmesin demesi bu şart alışverişte olmadı ki kendi malik olduğu deveye de şart koştu. Evet. Bu da güzel. وَذَهَبَ الَّذ۪ينَ اَبْطَلُ الشَّرْطِ Şerti iptal edenler zahip oldular. Fizalik bu mesele hakkında وَجَوَّزُ الْبَيْعَ Bey'i tecviz ettiler ila hadisi beriyle. Şimdi muhalif olanlar iki firkaya ayrıldı. Bir firka ne dediler? Alışveriş caizdir, bey'e batildir. Öyle demediler mi? İkinci firkada ne dediler? Alışveriş aslında fasittir. Şimdi o fasittir dursun. Alışveriş caizdir, şart batildir diyenlere göre delil. Delil istiyoruz. Diyor ki Hazreti Berire'nin hadisi bunlara delildir. O hadisi zikrediyor. Haddesena Yunus, kâle ahberen ebn-i Vehbi, kâle ahbereni Malikun, an Yahya ibn-i Sa'id, an Umre binti Abdirrahman. An Umre binti Abdirrahman. Bir hadis atfadı. Evet. Haddesena Yunus, kâle ahberen ebn-i Vehbi, kâle ahbereni Malik, ahbereni Malik ibn-i Anas,
Ennafi'an Ali ibn Ömer. Enne Aişete, Hazreti Aişe radıyallahu anha eradeten teşteriye Berire. Berire bir cariyeydi. Ensardan bir ailenin cariyesiydi. Hazreti Aişe arzu etti ki bunu satın ala fetuati kaha azad edin. O geldi Hazreti Aişe'ye dedi ki ben kendimi kitabete kestim. Para vereceğim benim efendim ben kendimi azad edeceğim. Bana yardım et dedi Hazreti Aişe. Hazreti Aişe dedi ki eğer razı olurlarsa ben sen satın alayım. Kitabete kestiği para var ya o paranın hepsini verecek. Hepsini birden alıp azad edecek. Dedi ki yalnız şart var. Senin velan benim olsun. Vela demek ki o cariye ölür de veresesi olmazsa onun mali mülkü kimisi azat edene kalır. Yani aralarında bir sebep, isabe-i sebebiye derler. Asebesi nesepten olmazsa sebepten olarak kalır. Velası bana olsun dedi. İşte bu. Dedi ki satın alayım, azat edeyim. Bunu arzu etti. فَقَالَ لَهَا اَهْلُهَا كَتَّ بَرِيْرَ kendi efendilerine danıştı. Evet. O efendileri dediler ki nebi'u kiha nebi'u satarız ki seni ha Hazreti Aişe'ye ala enne velâeha lena şu şart ile ki senin velan bizim için olacak. Hazreti Aişe azad edecek fakat Hazreti Berire'nin velası o eski efendileri olacak. Bu şartı koştular. Şimdi bak bunda alışverişin içine giriyor şart. Bu şart caiz mi değil mi? Fezekeret zalike li Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Aişe bu ne Peygamber Efendimiz'e zikreyledi. Dedi ki ya Resulallah ben Berire'yi alacağım, azat edeceğim fakat bunun efendileri diyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki la yemne'uki zaliki. Senin bu efendilerin şart koşmuş olduğu bu şart alışverişe mani değildir. Fe innemel velâ'u limen âtek. Velâ kim azat ederse onundur. Bu şart batıldır. Sen hemen git al, azat et. Sen azat ettin mi onun velası kim azat ederse onundur. Onların şartı batıldır. Bak. Beye caiz oldu, şart batıl oldu. Hafsa efendi öyle değil mi? Beye sahih oldu mu olmadı mı? Kim kimi aldı, kim kimi sattı? Hazreti Aişe, Hazreti Berire'yi satın alıyor, azat ediyor. Şartı neydi? Onun velası evvelki efendilerin olacaktı. Bu caiz oldu mu olmadı mı? Peygamber Efendimiz tecviz etmedi. Hazreti Aişe dedi ki sen al. Aldın mı? Asıl alışverişin içinde şart var. O şart bu alışverişi bozdu mu bozmadı mı? Bozmadı. Diyor ki sen al, kim azat ederse o şart batildir. Vela onundur. Hazreti Aişe de gitti, Berire'yi satın aldı, azat etti. Azat ettikten sonra efendileri dediler ki bizim şartımız var. Bu şart batıl dediler. Peygamber Efendimiz öyle buyurdu, şart batıl. Alışveriş sahih oldu, şart batıl oldu. Evet. Haddesene Yunus, kâle ehberene ibn-i Vehbin, kâle ehbereni Malik, en Yahya ibn-i Sa'id, en Umre binti Abdirrahman, enne Berire de ca'et, testa'inu Aişe. Umre binti Abdirrahman, geldi Hazreti Aişe'den rivayet ediyor ki Hazreti Aişe'ye Berire geldi. Yardıma. Hazreti Aişe'ye dedi ki bana yardım edin. Kitabete kesti ya kendisini. Fekalet leha Aişe. Hazreti Aişe dedi ki in ehabbe ehluki senin efendilerin arzu ederlerse en esubbe lehum semeneki senin paranı ben vereyim. Sabbeten vahide bir defede ne kadar bedeli kitabet istiyorlarsa o 10 sene müddette kesmişti. 10 okiyeydi. Her sene bir okiye verecekti. Dedi ki yok. Efendilerin razı olursa 10 okiyeyi hemen şimdiden bir defede vereyim. Seni azat edeyim. Ve at ve ötekü ki seni de azat edeyim. Git sur dedi. Fealet. Fealet dedi. Hı? Faaltı Hazreti Aişe. Anlamadım. Böyle yaparlarsa faaltı diyor. Hazreti Aişe mi? Faaltı. Evet. Eğer böyle arzu ederlerse Hazreti Aişe buyuruyor ki faaltı ben işlerim bunu. Sen arı razı ederim. Doğru.
Fezekeret zalike beriretü li ehliha. Berire gitti kendi efendilerine bunu zikretti, sordu. Fekalu dediler ki la, biz buna razı değiliz. İlla en yekune velâuki lena, illa senin velan bizim olur. Yani o azat eder ama biz azat etmiş gibi velayı isteriz. Vela bizim olur dedi. Kale Malik, İmam Malik dedi ki kale Yahya, ravilerden Yahya dedi. Feze'amet umre, ravilerden umre zuhmetti ki enne Aişe, Hazreti Aişe zekeret zâlike li Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu meseleyi Peygamber Efendimiz'e söyledi. Fekale, Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki İşteriha, sen berireyi satın al. Fe'atikiha, sen onu azad et. Fe'innemel velâ'u limen a'tek. Velâ azad edenindir. Onların sözü batıldır. O şartları batıldır. Ve haddesena İbrahim ibn-i Merzuk. Kale haddesena Büşir ibn-i Ömer. Kale haddesena Şöbe anil hakem. En İbrahim anil esved en Aişete. Enneha eradet. Burada da diyor ki Hazreti Aişe murad etti. En teşteriye berirete. Hazreti Berire'yi satın alar. Fetu'atikaha azad eder. Feştarate mevaliha, onun efendileri şart koştular. Velaaha, onun velasını ki velası evvelki efendilerin olsun. Fezekeret zâlike le Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Aişe Peygamber Efendimiz'e bunu söyledi. Fekale Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki İşteriha fe'atikiha. Satın al ve azad et. فَاِنَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ اَحْتَكُ. Vela azad edenindir. Alışveriş caiz oluyor, şart batıl oluyor. وَحَدَّسَنَا اَبُوْ بِسْرِقِّيُّ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ اَنِ الْاَعْمَشِ اَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَةِ اَنْ عَائِشَةَ اَنْ اَهْلَ بَيْتِ بَرِيرَ. Berire'nin beytinin ehli, yani evvelki efendileri. اَرَادُوا اَنْ يَبِيعُوهَا. Onu satmak istediler. Ve yeştaritul velâ, velâyı da şart koştular ki kim alır, azad ederse onun velâsi bizimdir dediler. Fezzekeret zâlike linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Aişe bunu Peygamber Efendimiz'e söyledi. Fekale buyurdu ki işterîhâ fe'atikîhâ. Onu satın al, berireyi azad et. Fe'innemel velâ ve limen ahtek. Kim azad ederse velâ onun hakkıdır. Bu hadis-i şerifler hepsi birbirini teyit ve tekit ediyor ki alışveriş caiz, şart batıl. Haddesena Ali ibn Abdurrahman, قال حدثنا الكعنبي, قال حدثنا سليمان بن بلال, أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن, أن القاسم بن محمد, أن عائشة, أن بريرة جاءت تستعينها. Hazreti Berire Hazreti Aişe'ye geldi, yardım talep etmeye geldi. Fi kitabetiha, kendisinin bedeli kitabetine. Fekalet Aişe, Hazreti Aişe dedi ki İnşa'e ehlüki, senin ehlin arzu ederlerse İşteriytüki, ben seni satın alırım. Ve nekattuhum semeneki, senin paranı nekden veririm. Sabbeten vahide, bir defede. Çünkü başka yerde geliyor ki bedeli kitabeti dedi ki 10 senede ödeyeceğim. Her sene bir okuyayım. Bir okuya vereceğim. Hazreti Aişe dedi ki lüzum yok. Ben defa vahide de onlara 10 okiyeyi vereyim. Seni azat edeyim. Razı olurlarsa onlar da velayı şart koştular. Fezâbet ilâ ehliha. Hazreti Celil efendilerinin yanına gitti. Fekâlet lehum zâlik. Bunu söylediler. Feebev illâ en yekûnel velâ'u lehum. Dediler ki hayır. Biz satmaya razı oluruz ama vela bizim olsun. Vela Aişe, Hazreti Aişe'nin olursa biz kabul etmeyiz dediler. Fezekeret zâlike li Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Aişe bunu dedi ki ya Resulallah, ben Berire'yi alsam velası evvelki efendilerin olsa bu alışveriş caiz olur mu, olmaz mı? Alışveriş caiz olur. Fekale dedi ki olur, işteriha, satın al. Neye caiz olur? وَلَا يَدُرِّكِ, sana zarar vermez. مَا قَالُ, onların dedikleri sana zarar vermez. Niye? Onların şartları batıldır. فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَتَكَ, kim azat ederse vela onundur. O şart batıldır. Alışveriş caizdir. Şart batıldır. Şartı satan ileri sürüyor. Sürüyor ama o şart batıl oluyor işte. Evet. Onun için şimdi bu fırka diyorlar ki bir şart alışverişin aslında bir şart koşulursa o şart batildir, alışveriş caizdir. İşte bunun da istikrarı diyorlar. Yani alan şart koşmuyor da satan şart koşuyor. Hangisi koşarsa koşsun. Şart değil, ister alan ister satan.
Yani alışverişin içinde bir şart var. İster alan koşsun, isterse satan koşsun. Alışveriş caiz, şart batıl. Buradaki şartı satan koşuyor. Bir de var ki alan koşar. Gene o da batıl. Yük taşıyayım diye. Evet. Olabilir. Yani hangi surette olursa olsun bir şart alışverişin akdi esnasında zikredilirse bu zümreye göre şart batıl veya caiz. Hocam şöyle bir... Kalu sabır diyor. Kalu felemma kâne ehlu berire. Vaktaki berirenin efendileri eradu beyaha, onun satışını murad ettiler. Ala en tu'atek. Azad ediler. Ve yekûne velâuha lehum. Velâsi de kendileri olan. Fekâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem li Âişete radıyallahu anha. Peygamber Efendimiz Hazreti Âişe'ye buyurdular ki la yedurruki zâlik. Bu sana zarar vermez bunların şartı. Çünkü şart batıl. Fe innemel velâu limenâfek. Velâ azad edenindir. Delle zâlik. İşte bu ibare delalet etti ki enne hâkezâ böylecedir. Eşşurûtü küllühâ. Alışverişin esnasında yapılan şartların hepsi böylecedir. Elleti tüştaratü filbiyo. Alışverişlerde yapılan şartlar hepsi böyledir. Ve enneha taptur. O şartlar batıl olur. Ve tesbütül büyü. Alışverişler sabit olur. Şart batıl. Alışveriş beyaz sahih. İşte bu muhalif olan zümrenin birinci firkasının dediği. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ onların aleyhine olan hüccettendir ki enne hâzihil âsâr bu eserler, bu hadisler hâkezâ rûyet, böylece rivayet edildi ki ennehâ erâdet en teşteriyehâ fetu'atikâhâ. Hazreti Âişe onu murad etti ki âlâ ve azâd ede. Feebâ ehlûhâ, Hazreti Berire'nin efendileri iba ettiler. İllâ en yekûne velâuhâ lehû. İlla velâsi kendilerin ola. Fakat Resulullah Efendimiz ne dedi? Sen al, beye sahih olur, onların şartı da fasit olur, sana zarar vermez. وَقَدْ رَوَاهَا آخَرُونَ عَلَى خِلَافِ ذَٰلِكَ başkaları da bunun hilafına rivayet ettiler. Burada basın. وَاللّٰهُ تَعَالَى اَعْلَمْ وَصَلُّ اللّٰهُ لَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَلَى الْسَّبْهِ وَسَلِكَ. Hazır, evet, buyur. وَقَدْ رَوَاهَا آخَرُونَ عَلَى خِلَافِ ذَٰلِكَ başkaları bu eserleri, bu rivayet ettiğimiz rivayetin hilafına rivayet eylediler. Haddesena Yunus kâle haddesena İbn-i Vehbin kâle akbereni ricalun min ehlil ilmi minhum Yunus İbn-i Yezid ve Leysu an İbn-i Şehab haddesem an Urvete İbn-i Zübeyr en Âişete zevcin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kâle Hazreti Âişe radıyallahu anh'a dediler ki câet beriretu ileyye, Berire bana geldi. Fekalet dedi ki ya Âişe inni kad katebtu ehli, ben kendi efendilerimle mükatebe yaptım. Kendimi kitabete kestim. Ala tis'i uvakin, 9 okiyeye. Fi kulli amin okiyye. Her sene bir okiye verecek. 9 senede bedeli kitabeti ödeyecek, azat olacak. Böyle pazarlık yapmış. Fe e'inini, bana yardım et dedi, demiş Hazreti Âişe radıyallahu anhaya. وَلَمْ تَكُنْ قَدَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا o bedeli kitabetten de hiçbir şey ödememişti. Yani 9 okuyor ama hiçbir şey ödememiş. Yalnız kitabeti kesmişler, pazarlığı yapmışlar. Ondan sonra Hazreti Berire gelmiş Hazreti Âişe radıyallahu anhadan yardım istiyor. Tabi o sene neyi ödeyecek? Bir okuyu ödeyecek. فَقَالَتْ لَهَا عَيْشَةُ Hazreti Âişe Berire'ye dedi ki اِرْجِعِي اِلَى اَهْلِكِ sen efendilerine git. فَيِنَ حَبُّ onlar arzu ederlerse اَنْ اُعْتِيَهُمْ ذَٰلِكَ جَمِيعًا bu paranın hepsini vereyim. وَيَكُونَ وَلَا اُكِلِي senin velan da benim için olsun. فَعَلْتُ ben bunu işlerim. Git onlara söyle, bedeli kitabeti ben ödeyeyim. Fakat azat eden onlar. Senin velan onlara, onlar için oluyor. Fakat razı olurlar, velayı bana verirlerse ben bunu işlerim. Fezehebet ila ahliha. Hazreti Berire efendilerinin yanına gitti. Fe'aradet zalike aleyhim. Bunu onlara arz eyledi. Fe'ebev iba ettiler, kabul etmediler. Ve kalu dediler ki
اِنْ شَاءَتْ اَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفَعَلْ. Eğer seni Allah rızası için alıp azat edecekse, alsın azat etsin. Fakat biz velayı vermeyiz. وَيَكُونَ وَلَاُكِ لَنَا. Senin velan bizim için olacak. Bizim azatlığımız olmuş olacaksın. Fakat o Allah rızası için parayı ödeyecekse ödesin. فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Hazreti Aişe bunu Peygamber Efendimiz'e zikreyledi. فَقَالَ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ buyurdular ki لَا يَمْنَعُكِ ذَٰلِكِ مِنْهَا. Bunların velayı şart koşmaları sana zarar vermez. İbta'i, sen bunu satın al Hazreti Aişe'ye diyor. وَاَعْتِكِ azad et. Satın al, azad et. فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ وَلَا لِمَنَا عَتَكَ. Azad eden içindir. Yani Hazreti Aişe'ye demek istiyor ki Resulullah Efendimiz, velayı sen kendine almak istiyor musun? Sen onların bedeli kitabetini ödeme. Ya onu onlardan geç satın al. Çünkü onlar bedeli kitabete keser de, bedeli kitabete yardım eder ödersense, Berire'nin velası onlar için olur. Evvelki efendileri için olur. Çünkü bedeli kitabete onlar kesmiş. Pazarlığı onlar yapmış. Sen bedeli kitabeti ödediğin gibi satın almış olmadın. Onun için velası onlar için olur ama vela senin kendin için olmasını istersense onlardan satın al. Satın al, azat et, o vakitte vela senin olur. Akıl öğret Hazreti Aişe'ye. Ve kâme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem finnâs. Ondan sonra da Peygamber Efendimiz dâsi topladı. Onları da bir hutbe okudu. Fehamidallâhe ve etnâ aleyhi. Cenab-ı Hakk'a hamd etti ve senâ etti. Sümme kâle. Sonra buyurdular ki emmâ ba'du. Bundan sonra fema bâlu nâsin. Nâsın hali nedir? Ne oluyor? Yeşteritûne şurûten. Bir takım şartlar koşuyorlar ki leyset fi kitabillahi azze ve cel. Cenab-ı Hakk'ın kitabında yoktur. Cenab-ı Hakk'ın kitabında olmayan şartları şart ediyorlar. Kullu şartin, her bir şart ki leyse fi kitabillah, Allah'ın kitabında yoktur. Fehve batilun. O şart batildir. Ve inkânet mi ete şartın. İstersen 100 şart olsun. Bir adam bir alışveriş yapıyor, 100 tane de şart koşuyor. Hepsi batildir. Kadâullâh, Cenab-ı Hakk'ın hükmü ehakku daha hakikettir. Ve şartullâh, Cenab-ı Hakk'ın şerti de evseku, daha ziyade evsektir, itimat edilecek şeydir. Allah'ın hükmü neymiş? Allah'ın kaza, hüküm Allah'ın hükmüdür, şart Allah'ın şertidir. Onu işte beyan ediyor ki, فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَكَ. Vela, azat eden içindir. Kim azat ederse, onundur dedi. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi dedi ki, فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ. Bu hadisi şerif doğrucudur. غَيْرُ مَا فِي الْاَحَادِيثِ الْاُوَلِ. Evvelki hadislerde zikredilen hükmün gayri sorucudur. Vezalike bu da enne fil ahadisi lüvel. Evvelki hadislerde olucudur ki enne ehle berire, berirenin efendileri eradu en yebi'uha, onu satmak istediler. Neyle? Şart koştular. Ela en tu'atikaha Aişetu radıyallahu anha. Dediler Hazreti Aişe'ye ki biz bunu sana satalım. Sen bunu azat et bu şartına. Sen bunu azat et. Ve yekune velâuha lehum. Sen azat et ama bunun velası bizim için olsun. Senin için değil. Hazreti Aişe'ye bunu böyle dediler. İşte bunun üzerine Peygamber Efendimiz onlara dedi ki yok, bu böyle olmaz. Eğer Aişe bunu satın alıp da azat edecek olursa velası Aişe'nin olur. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz buyurdular ki لَا يَمْنِعُكِ ذَٰلِكِ. Ya Aişe, sen bunu satın alırsansa sana mani olmaz bunların şartları. O şart batildir. اِشْتَرِيهَا, sen onu satın al, berireyi. فَاَتِقِيهَا, onu da ondan sonra azat et. فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَكَ. Vela azat eden adamındır. Sen satın aldın, sen azat ettin mi, verilenin velası senin için olur. Bundan ne anlaşıldı? Diyor ki, fekâne fî hâdel hadîs, bu hadisi şerifte oldu, ibâhetül bey'i, alışverişin mübah olması. Bu hadis diyor ki,
beyi alışveriş mübahtır. Ela en yu'tikal müşteri, müşteri azat etmek üzerine beya. Müşteriye diyor ki bak bunu alacaksan ama azat edeceksin. Böyle bir şart koşarsa bu alışveriş sahih olur mu olmaz mı? Alışveriş sahih olur. Ve ala en yekune velâul mu'teki lil bâya. Ve şu şartı da koşuyor ki bunu azat et. Bunu satın alıp azat edeceksin. Şartın birisi bu. İkincisi de diyor bunun velası da bizim için olacak. Satan için olacak. İkinci şart da bu. فَاِذَا وَقَعَ ذَٰلِكَ böyle bir şartının alışveriş olursa, bu alışveriş sahih olur mu olmaz mı? سَبَتَ الْبَيْعُ veya sabit olur, veya sahih olur. وَبَتَلَ الشَّرْتُ fakat şart batıl olur. Adam köleyi aldıktan sonra isterse azat eder, isterse etmez. Ben sana şart koştum, bunu alıp azat edecektin. Alışveriş sahih oldu, köle benim oldu istersen. İsterse azat eder, isterse etmez. Şart batıl. İkinci şart, azat ettikten sonra bunun velası da bizim olsun. O da batıl. Niye? Azat eden kimse vela bulundu. Ve batala şartu, şart batıl oldu. Ve kânel velâ'u velâ da oldu. Lil mu'teki azat eden için oldu. Şimdi bu yukarıdan beri zaten zikretti. Bu üç mesele var. Bir adam alışveriş yaparken bir şart koşsa, alışveriş sahih ve şart sahih olur mu olmaz mı? Birinci mezhep sahipleri dediler ki alışveriş sahihtir, şart da sahihtir. Ve bunu neyle ispat etti? Cabir İbni Abdullah'ın devesini Peygamber Efendimiz satın aldı. Ondan sonra Cabir İbni Abdullah ne dedi? Ben bunun yükünü evime götüreceğim. Oraya kadar onu şart koştu. Ondan sonra deveyi sana getirip vereceğim. Onu delil getirdiler. Bu birinci mezhep. Bu da ikinci mezhep diyor ki alışverişte bir şart koşulursa alışveriş sahih olur, şart batıl olur. İşte Hazreti Berire'nin hadisesi gibi. Hazreti Aişe radıyallahu teala enha Hazreti şeyi alacak, Berire'yi alacak. Azat edecek. Fakat satan adamların şerti bunun velası bizim olacak. Bu şart batıl oluyor. Alışveriş sahih, şart batıl. Bu ikinci mezhep. Üçüncüsü de diyor ki o gelecek. Alışverişte bir şart koşulursa o şart ya sahih olur ya batıl olur. Sahih olan şart ise alışverişte sahihtir. Yok o şart batıl bir şart ise alışverişte batıldır. Ve Hanefi mezhebi de budur. Demek ki şarta bakacağız. Mesela adam diyor ki ben bunu satıyorum ama benim üç gün bir muhayyerim. Bu şer'en caiz. Bir adam bir şeyi alır satar. Fakat bir gün, iki gün bir mühlet ister. O hıyar derler ona. O hıyar sahih. Öyleyse bu alışveriş sahih, o şart da sahih. Yok, bir de var ki Hazreti Berire'de olduğu gibi sen bunu alacaksan ama azat edeceksin. Ha, sen bu evi alacaksan ama başkasını oturtturmayacaksın, kendini oturtturacaksın. Sen bu evi alacaksan ama frankese icariye vereceksin. Böyle şart olmaz. Evden aldıktan sonra kimi istersem onu oturtturur. Yok, bu şartı kabul edeceksen. O şart batıl mı değil mi? Şart batıl. Şart batıl ise alışveriş batıl olur. Üçüncü mezhep bu. Şimdi bu kavle göre diyor ki alışveriş sahih olur, şart batıl olur. Evi alacaksın ama filanı oturtturacaksın. Alışveriş yaptılar. Alışveriş sahih olur. Fakat öteki adamı oturtturması o batıldır. Bu ikinci mezhep. وَفِي حَد۪يسِ عُرْوَةَ اَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَ عَنْهَا Hazreti Ürve Hazreti Ayşe'den rivayet etmiş olduğu hadis de orucudur ki Enne Ayşe'te radıyallahu teala anha Hazreti Ayşe kâlet daha Berire'ye dedi ki İne habbe ehlüki senin efendilerin severlerse arzu ederlerse ne uteyehum zalik bu parayı vereyim. Bu zalik de nedir? Türidül kitabete senin kitabet parasını ödeyeyim. Sabbeten vahideten bir defede ödeyeyim. Bunu arzu ederlerse fealtu ben bunu işledim. Lakin ve yekunu velâ ukili lakin senin velan beni olsun. Şimdi bunu rivayet etmiş olduğu hadiste esas alışveriş Berire ile onun efendileri arasında olmuş. Hazreti Berire demiş ki sizin de ben bir pazarlığa gireyim. Ben size 9 senede 9 okuya para vereyim. Ben de azat olayım. Onlar da bunu kabul ettiler. Bu beye, kitabet üzerine bir beye. Bu oldu, bitti mi değil mi? Bitti. Kitabete kesti. Şimdi ne kaldı?
Hazreti Berire sağdan soldan parayı toplayıp bunlara ödeyecek. O da geldi Hazreti Ayşe'den yardım talep etti. Ki o birinci sene bir okuyayı ödeyecek. Sağdan soldan toplup sedeka, hayır ödeyecek. Hazreti Ayşe dedi ki yok, bu 9 sene uzun. Buna lüzum yok. Eğer arzu ederlerse ben bu 9 okuyayı birden vereyim. Hı. Sen bedeli kitabet ödemiş olursun. Yalnız velası benim için olur. Bu rivayette bu. Yok olmaz. Hazreti Ayşe için olmaz ki. Alışverişi Berire kiminle yaptı? Efendilerine. Kim azat ediyor? Ha. Efendileri azat ediyor. Azat eden efendiler olduğundan vela onların oluyor. Hazreti Ayşe almıyor ki. Bedeli kitabeti ödüyor. Evet. Şimdi bu rivayette bu var. Tam satın alsın. Kendi azat etse. O vakitte Hazreti Ayşe'nin olur. فَلَمَّا عَرَزَتْ عَلَيْهِمْ بَرِيرَةُ ذَٰلِكِ Hazreti Berire gitti dedi ki ben sizinle bir kitabet alışverişi yaptım. Fakat ben size Hazreti Ayşe'den para getireceğim. Bu hemen defeten ödeyeceğim. Ben hür olacağım. Fakat benim velam Ayşe için olsun. Dedi. قَالُوا dediler ki اِنْ شَاءَتْ اَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَالْتَفَعَلِ Biz bunu kabul etmeyiz. Eğer o arzu ediyor ki Allah rızası için sana parayı versin, kitabet parasını ödesin, sen de azat olacaksan Allah rızası için bunu yapıyorsa yapsın. Seninle kitabet alışverişini yapan biziz. Senin velen bizimdir. Şer'en de onundur. Evet. Bunu böyle dedi. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Hazreti Ayşe'ye Resulullah Efendimiz dedi ki fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li Ayşe radıyallahu anha la yemne'uki zalik minha bu seni bu şart men etmez eğer sen vela yapacaksansa işteriha onu satın al gel senin bedeli kitabetini ben ödeyeyim deme vakitte vela onların olur ya git onlarla pazarlık et bu kitabet meselesinden vazgeçin bu Berire'yi bana satın. Satın al, işteriha, sen onu satın al. Fe'atikiha, ondan sonra, aldıktan sonra azat et. Fe'innemel vela'u limen atek. Vela azat edenindir, sen bunu satın aldın. Azat ettin ya, vakitte vela senin olur, dedi. Fekânellezî fi hâdel hadîs, işte bu hadiste olan şey, mimma kâne min ehli berire, ehli berireden olan ehvaldan, o da neden min iştirâtil vela, velâ-i şart koşmadan, لَيْسَ فِي بَيْعِينَ Alışverişte bu şart yok. Berire efendileriyle beraber 9 okuyuya para vereyim, siz beni azat edin. 9 senede 9 okuyu okuyacak, okuyuya para verecek. Bu alışverişi yaptığı vakitte velası sizin olsun, Ayşe'nin olsun diye bir şart var mıydı? Yok, yok dedi. وَلَكِنْ فِي اَدَاءِ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا Hazreti Ayşe'nin edasında olucudur. Şart. İleyhim onun efendilerine el kitabeten Berire. Berire'nin bedeli kitabetini ödeyecek. O şart Hazreti Ayşe koşuyor. Diyor ki evet onlar bu alışverişi yaptılar. Onlar azat ediyorlar. Vela onların oluyor ama ben şart koşuyorum. Ben birden defeten vahide vereyim. Sen azat ol. Bedeli kitabeti öde fakat vela benim olsun. Şer'en Hazreti Ayşe'nin olmaz. Bunda bu var. وَهُمْ تَوَلَّوْ عَقْدَ تِلْكَ الْكِتَابِ Halbuki kitabeti yapan onun evvelki efendileridir. وَلَمْ يَكُنْ تَقَدَّمَ ذَٰلِكَ الْاَدَاءَ مِنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَ عَنْهَا مِلْكُنْ Hazreti Ayşe o kitabet bedelini ödemezden evvel Berire onun milkine girdi mi? Girmedi. Girmedi. O bedeli kitabeti yaptıkları vakitte Hazreti Ayşe Berire'ye malik miydi? Değildi. Onlar bedeli kitabeti yaptığı gibi azat eden onlar oldu. Vela onların olur. Hazreti Ayşe'nin olmaz. Evet. Fezekeret zâlike Ayşetu radıyallahu teâlâ anha linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşe bunu Peygamber Efendimiz'e sordu. Fekâle Peygamber Efendimiz buyurdular ki la yemne'uki zâlike minhâ. Bu sana mani olmaz. Ne demek? اِي لَا تَرْجِعِينَ لِهَذَا الْمَانَ Bu manaya sen gitme. Onun bedeli kitabetini ödeyim de vela benim olsun. Buna gitme sen. Niye? فَمَا اُلْ Neden? دُمَّ اَمَّا كُنْتِ نَوَيْتِ فِي عِتَاكِهَا مِنَ السَّوَابِ
sen onu azat edeceksen de onun sevabına nail olacaksan bundan dönme. Yani bu sevabı işleyeceksen yap. Fakat nasıl yap? Kesin onun zaten bedeli kitabetini ödeyim deme. Ya işteriha. Git onlarının bedeli kitabetten sarfi nezir doğrudan doğru satın al. İşteriha featikiha. Ondan sonra azat et, işte sevabını aldın. فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَكُ Vela da kim azat ederse onundur, vakitte vela senin olur. Yani, ama onlar bedeli kitabeti kesmişler. Sen bedeli kitabeti ödüyorsun, vela senin olmaz ki. Hatta bu diğer hususta da öyle. Herhangi bir köle gelirse gelsin. Hani ayet-i kerimede var ya, اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمِسَاك۪ينَ الْحَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيلِ غارمين. Borçlu. Bu bedeli kitabete kesilen köle buna dahil mi değil mi? Borçlu. Şimdi bir adam o kitabete kesti kendi kölesini. O da gitti senden aldı, benden aldı, filandan filandan. 40-50 adamdan aldı, bedeli kitabeti götürdü, ödedi. Azat oldu. Bunun velası o. Parayı verenlerin mi olur yoksa kitabete kesen efendinin mi olur? Kitabete kesen efendinin olur. Öteki paraya yardım edenlerin olmaz. Ha, onun için onlar dediler, bedeli kitabete kesilmiş berire. İyi, velayı verirler mi? Biliyorlar ki vela kendileri. Hazreti Aişe, onun borcunu ödeyecek, bir borçluya yardım edecek. Ondan sonra velasını istiyor. Hazreti Aişe'nin orada isteme hakkı yok. Resulullah Efendimiz bunu bildiği gibi dedi ki, ha, sen sevap, hem sevap alacaksın hem de bunun velasını alacaksın. Öyleyse sen git, bedeli kitabeti borcu ödemeden sarf-ı nezar et ya. Doğrudan doğruya verireyi onlardan satın al. Heh. Satın aldıktan sonra azat abi, et. Vela. Hem sevabı işledin hem de vela senin oldu. Neyi vela? Vela ki bir adam köleyi azat ederse o köle öldüğü vakitte kimsesi olmazsa mali efendisine kalır. Evet, azat edene. Bir nevi onun hasebi nesebine dahil olmuş oluyor. فَكَانَ زِكْرُ ذَٰلِكَ الشِّرَى Buradaki şira zikri hâhuna burada oldu. اِبْتِدَاءً مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz'den iptida oldu. لَا يَمْنَعُكِ ذَٰلِكِ مِنْهَا Bu sene mani olmaz, bedeli kitabeti ödersen vela senin manasına değil. Demek istedi ki, seni sevaptan bunu men etmez. لَا يَمْنَعُكِ ذَٰلِكَ مِنْهَا Bunların velası bizim olsun, bedeli kitabeti öde. Bu söz sana mani olmaz. Yalnız artık istinaf ediyor, iptiden diyor. Diyor ki işteriha featikiha. Sen satın al, ondan sonra azad et. Bu istinaf olarak, müpteda olarak söyledi. İptida oldu minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den. Leyse mimma kâne kable zâlik. Öyle iptida ki ondan evvel yoktu. Satın alma meselesi yoktu. Ondan evvel Hazreti Ayşe bedeli kitabeti ödeyip velayı alacaktı. Halbuki Peygamber Efendimiz yok diyor. Al, ondan sonra azad et. Evet. Neyse mimma kâne kabile zâlik beyni Âişete radıyallahu teâlâ enhâ ve beyni ehli berire fî şeyin. Bundan evvel Hazreti Âişe gitmiş de Berire'nin efendileriyle bir alışveriş akıt yapmış mı? Yok. Onun için Peygamber Efendimiz diyor ki öyleyse git onlarla akıt yap. Satın al, ondan sonra azad et. Sümme kâne kâmen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fehatab. Bundan sonra Peygamber Efendimiz kalktı hutbe okudu. Fekale dedi ki مَا بَالُ اَقْوَامٍ Koşarlar ki لَيْسَتْ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Allah'ın kitabında bu şartlar yoktur. كُلُّ شَرْتٍ لَيْسَ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٍ Allah'ın kitabında olmayan her bir şart batildir. وَاِنْ كَانَ مِيَةَ شَرْتٍ İsterse 100 şart olsun. Evet. Bunu dedi Peygamber Efendimiz bu hutbeyi okudun için اِنْكَارًا مِنْهُ اَلَى عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَلَى Hazreti Ayşe'ye inkar etti Peygamber Efendimiz bunu. Bu sözü Hazreti Ayşe'nin bunun borcunu ben ödeyeyim de vela benim olsun bu böyle olmaz diye bu inkar Hazreti Ayşe üzerine oldu. Kullu şert evet. Ne de o da inkar fi talebiha Hazreti Ayşe'nin talep etmesinde. Neyi? Vela emen bir kimsenin velasını ki yani Hazreti Berire'nin velasını ki tevella gayruha kitabetaha. Onu kitabete kesen başkası. Kitabete kesen kimse velası onundur. Başkaları o kitabete kessin. Ya Ayşe sen de git bunun velasını iste. Burada hakkın yok bunda.
sebebi o kitabetin sebebiyle velası ötekilerin oluyor bi hakkı milkiyi aleyha. Çünkü onlar berireye malik. Kitabete kesenler onlar. O sebeple. Sümme nebbeha ve allemaha. Fakat Hazreti Aişe'ye bu yaptık, inkar etti. Bu olmaz dedi. Fakat ondan sonra da ona tembih etti ve öğretti. Bi kavlihi şu kavliyle ona öğretti ki fe innemel vela ulimen atak. Vela azat edenindir. Kim azat ederse vela odur. Bedeli kitabeti ödersen ise onun borcunu ödemiş oldun. Vela onun evvelki efendilerinindir. Yok sen bunu satın alır da azat edersen ise o vakitte vela senin olur. Ey innel mükatib innel mükatebe mükateb İza u'tika azat olunursa be eda'il kitabeti kitabetin edası sebebiyle azat olursa fe mükatibuhu onu kitabete kesen adam huvellezi a'takahu azat eden odur. Fe velâuhu lehu velâsi de o kitabete kesendir. Senin bir kölen var. Köleye dedin ki git 3 sene zarfında bana 30 bin riyal getirsen de azat ol. O adam da gitti sağdan soldan buldu 3 sene zarfında ödedi. Onun velası kimin olur? O adama yardım eden parayı verenlerin mi olur yoksa senin mi olur? Senin olur. Evet. Çünkü sen onu kitabete kestin. Evet azat eden sen oldun. Yalnız azat etti ama para mukabilinde etti. Çünkü azat iki türlü. Bir var ki para almadan azat eder. Bir de var ki para alır azat eder. Her ikisinde de velası azat edenindir. Fahada hadisün. İşte bu bir hadistir ki. Fihi bu hadis doğrucudur. Ney? Zıddu ma fi gayrihi minel hadisül. Evvelki hadislerde olan hükmüsü doğrucudur. Evvelki hadislerde itiraz Berire'nin cemaatine, efendilerineydi. Halbuki bu hadiste itiraz Hazreti Aişe'ye oldu. وَلَيْسَ ف۪يهِ دَل۪يلٌ Bu hadiste delil de olmadı. عَلَى اشْتِرَاتِ الْوَلَاءِ فِي الْبَيْعِ Alışverişte velayı şart koşmaya delil yok. كَيْفَ هُوَ كَيْفَ حُكْمُهُ Bunun hükmü nasıldır? هَلْ يَجِبُ بِهِ فَسَادُ الْبَيْعِ بَيْعًا فَسَادِ Vacip olur mu? Emre olmaz mı? Bizim mesele bir adam alışveriş yaparken şart koşuyor ki ha ben alışveriş yapıyorum, bu köleyi satıyorum, velası bana. Bu gelmedi ki, bütün bu zikrettiğimiz hadiste bu yok. Ki böyle bir şart koşarsa, bey'e sabit, şart batıl olur mu, olmaz mı? Buna bir delil yok bu. Niye? Bu hadiste kitabete kesen adamlar, kimse onlar velayı istiyorlar, onların hakkı. Hazreti Aişe bu hakkı bana verin ve bedeli kitabeti ödeyeyim, bu olmaz diyor. Yahut da evvelki hadislere göre olursa, onlar diyorlar ki Hazreti Aişe alsın, azat etsin, velası bizim olsun. Alsa azat etse velası kendilerinin olmaz. O vakitte itiraz onlara tereddüt eder. Fakat bizim aradığımız öyle bir hadis olacak ki o hadiste beyade velayı şart koşuyor. O beyye sahih ola, vela fasit ola. Bu hadiste o delil yok. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adam itiraz etse dese ki فَاِنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَ قَدْ رَوَاهُ عَنْ عَب۪يهِ فَزَادَ ف۪يهِ شَيْئًا Diyor ki biz Hişam ibn-i Urve'den bir hadis rivayet ediyoruz ki o delalet ediyor ki beya sabit olur, şart fasit olur. Böyle bir hadis var. Ziyade etti bu hadise. O da nedir? O ziyade okuduk ya. قُلْنَا لَهُ Ona cevaben deriz ki sadaktı. Sen ziyade iledin. Niye orada dedi ki 9 okiyeye berireyi şey koşmuştular. 9 senede 9 okiye verecek, bedeli kitabetini ödeyecek. Onda o ziyade var diyor, öteki hadislerde yok diyor. Diyoruz ki doğru, bu var. Haddesena İsmail ibn Yahya, kâle haddesena Muhammed ibn İdris, en Malik ibn Anes, an Hişam ibn Urve. Senin dediğin hadis budur diyor. Hişam ibn Urve rivayet etti, an ebihi babası Urve'den. O da ne Ayşe? Hazreti Ayşe'den rivayet eyledi ki enneha kâlet. Hazreti Ayşe dedi ki cehetni beriretu, berire bana geldi. Fekâlet dedi ki inni kâtebtu ehli alâ tis'i uvâkil. Ben 9 okiyeye kendimi efendilerimle beraber kitabete kestim. Böyle bir alışveriş yaptık. Fî kulli âmin okiyye. Her senede bir okiye. Okiye 40 dirhem. 40 dirhem ödeyecek.
فَاَعِينِينِي bana yardım et. فَقَالَتْ لَهَا عَيْشَةُ وَزْفَةَ عَيْشَةُ ona dedi ki اِنْ اَحَبَّ اَهْلُكِ senin ehlin severse اَنَا اَعُدَّهَا لَهُمْ onlara ben sayayım vereyim اَدَدُّهَا لَهُمْ onlara ben sayayım vereyim وَيَكُونَ وَلَا اُكَلِي senin velan da benim olsun bunu arzu ederlerse فَاَعَدُ ben bunu işlerim. فَزَهَبَتْ بَرِيرَةُ اِلٰى اَهْلِهَا Berire gitti efendilerinin yanına فَقَالَتْ لَهُمْ ذَلِكْ bunu söyledi onlara فَهَبَوْ عَلَيْهَا onlar kabul etmediler yok velayı biz başkasına vermeyiz dediler. فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ اَهْلِهَا geldi Hazreti Berire efendilerinin yanından Hazreti Ayşe'nin yanına geldi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem calis Peygamber Efendimiz de orada oturuyordu. فَقَالَتْ Berire dedi ki inni kad arattu zalike aleyhim. Ben efendilerime bunu söyledim. Fe ebe onlar iba ettiler. İlla en yekûnel velâ'u lehum. İlla velâ bizimdir dediler. Velayı başkasına vermeyiz dediler. Fe semi'a bizalike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe se'alâ. Bunu eşitti Resulullah Efendimiz. Mesele nedir diye Hazreti Ayşe'ye sordu. Çünkü meselenin başını bilmiyorum. Dedi ki ya Ayşe bu nedir? فَاَخْبَرَتْهُ عَيْشَ Hazreti Ayşe haber verdi Peygamber Efendimiz'e ki böyle böyle bedeli kitabeti ödeyeyim velası benim olsun dedim. Onlar hayır biz kabul etmeyiz dediler. فَقَالَ Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki خُذ۪يهَا وَشْتَرِت۪ي Şimdi bak öteki hadislerde olmayan bir kelime var. خُذ۪يهَا sen onu al. وَشْتَرِت۪ي hem de şart koş. Şart koş ki vela onların olsun. Sen bunu al, şart da koş ki vela onların olsun. Fe innemel vela ulimenatek. Senin böyle şart koşman zarar etmez. Kim azat ederse vela onundur. Şimdi bak bu başka türlü çıktı bunda. Fe fealet Ayşe. Hazreti Ayşe de bunu işledi. Onu satın aldı. Aldı ama ahuziha diyor. Al. Almak ne demek? Bedeli kitabeti mi ödüyor yoksa satın mı alıyor? Burada Huziha'ya satın aldı manasını veriyor. Satın aldı, azat etti ki vela kendisinin ola. Sümme kâme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem finnes. Sonra Peygamber Efendimiz Nas'ın arasına çıktı ve hutbu okudu. Fezekere misle ma fi hadisi Zühri. Zühri'nin evvelki rivayet etmiş olduğumuz hadislerde söyledi ki Allah'ın kitabında olan şartları şart koşuyorlar. Halbuki bu caiz değildir. Allah'ın kitabında böyle bir şey yoktur. Bir köleyi kim azat ederse vela onundur. Binaenaleyh başkası hayır. Sen bu köleyi alacaksan, köleyi azat edeceksen velası benim olur. Böyle bir şey olmaz. Diye İmam-ı Zühri'nin hadisinde geçen bu hükmü zikreyledi. Şimdi ihtilaf oldu. Zühri ile Urve'nin rivayetlerinde. Haddesena Yunus, kâle ehberene ibn-i Vehbin, kâle ehbereni malikum fezekere bi-isnâdî mislehu. Aynen bu hadisi şerifi Yunus terigiledi İmam-ı Tehavi zikreyledi. Fefî hâdel hadis, Urve'nin rivayet etmiş olduğu bu hadiste olucudur. Müslümâ fî hadisi Zühri'yi, Zühri'nin hadisinde olanın aynı olucudur. Ki ennellezî ol bir şey ki kâne fîl iştirât min ehli berire. Berire'nin efendilerinden olan şart. En yekûnel velâ'u lehum. Vela onların ola. Öyle değil miydi? Berire'nin efendileri ne dediler? Berire'nin velası bizim ola. Ve ibâ-u Âişete radıyallahu anha. Hazreti Ayşe'nin de ibası var. Ki ben de bunu kabul etmem. Ben bunu alayım da velası sizin ola. İlla en yekûnel velâ'u leha. Hazreti Ayşe diyor ki hayır ben bunu kabul etmem. İlla velâ bana olsun dedi. Huve o nedir? Bu şey huve edâ-u Âişete radıyallahu teâlâ anha en berîretel kitâbe. İşte bu Hazreti Ayşe kitabet bedelini ödeyecek de o kitabet bedeli kimin olacak? Kitabet, o bedeli kitabet ödeyecek Hazreti Ayşe'nin olacak. Bu olmaz. Fakat ittefaka Zühri ve Hişam alâ hâzâ. Zühri ve Hişam bunda ittifak ettiler. Fakat ve halefa fi zalik bu meselede muhalefet ettiler ashabel ahadisi'l uvel. O bab, bu babın evvelinde zikrettiğimiz hadislere muhalif oldu bunlar. Onlar ne dediler? Bir adam bir alışveriş yapar.
şart koşarsa alışverişte sahih, şart da sahih. Hazreti Cabir bin Abdullah'ın deve meselesinde rivayet ettiler ya. Ya halbuki bu hadis onlara muhalif oldu. Burada alışveriş sahih oluyor, şart batıl oluyor. Ve zade Hişam ala Zühri'yi. Hişam Zühri üzerine ziyade eyledi. Neyi? Kavle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in kavlini. Huziha veştariti. Sen bunu al hem de şart koş. Fe innemel velâ'u limenâtek. Vela azad edenindir. Hakeza fi hadisi Hişam. Hişam'ın hadisinde bu vardır. Bu ziyade vardır. Bu Huziha ne manasındadır? Bunu ziyade etti. Ve mevdu hâzel kelam fi hadisi Zühri. Halbuki o Huziha veştariti yerine İmam-ı Zühri'nin rivayetinde ne geldi? İbtâ'i ve âtiki. Satın al, azad et. İmam Zühri böyle rivayet etti. Satın al, azad et. Hişam'ın rivayetinde al, huziha, satın al demiyor. Tut onu. Huziha ve şerit, hem de şart koş. Bu arada bir muhalefet geldi iki hadisin arasında. Fe innemel velâ ölü menâte. Kim azad ederse vele onundur. Fe fihâda, işte bu. İbtâimi, huzimi. Huziha ve şeriti, böyle mi? Yoksa iptai ve atiki böyle mi? Bunda ihtelefe Hişam ve Zühri. Hişam ile Zühri ihtilaf ettiler. Her ikisi de kimden rivayet ediyorlar? Hazreti Ayşe'den. Şimdi tercih meselesine kaldı. Hangisini tercih edeceğiz? Fe inkâne lezî yu'teberu fîhâda. Bu gibi ihtilaflarda itibar edilen şey olduysa ney? Ve zabta vel hifz. Zabıt ve hifz olduysa فَيُؤْخَذُ بِمَا رَوَى اَهْلُهُ Hadisin ehli olanın rivayeti alınır. وَيُتْرَكُ مَا رَوَى الْآخَرُونَ Hadise ehl olmayanların rivayetleri terk edilir. Bakacağız. Hişam mı daha hadiste elmi fazla, Hişam'ın mı? Hangisi daha kuvvetli? Onu alacağız. فَاِنَّ مَا رَوَى الزُّهْرِيُّ اَوْلَى Baktık ki Zühri daha evladır. لَاَنَّهُ اَتْقَنُ وَاَضْبَتُ وَاَحْفَزُ مِنْ هِشَامٍ İlmi hadiste itkan yönünden, zabıt yönünden, hifiz yönünden, Hişam'dan o çok üstün. Öyleyse hadisin ehli burada kim? Zühri. Öyleyse Zühri'nin rivayetini alacağız. Peygamber Efendimiz ne demiş olacak? Satın al, azad et. Kim azad ederse böyle onun. وَاِنْ كَانَ الَّذ۪ي يُعْتَبَرُ فِي ذَٰلِكِ Yok sen dersen ki biz ravinin itkanına, hepsine bakmıyoruz. Tevhile bakıyoruz, meanaya bakıyoruz. Eğer bu gibi ihtilaflarda müteber olan şey olursa, huvet tevile, tevil olursa, fe inne kavlehu Hişam'ın rivayet ettiği kavl, huziha, huziha al, kavli, kad yecuzen yekune manahu, caiz ki bunun manası ola, ibtaiha, huziha demek yani satın al demek. Kema yekulu reculü li sahibihi, nitekim bir adam sahibi nedir? Bikem ahuzu hadel abde, bu köle satılıyor, ben bunu karşı alayım. Karşı satın alayım. Yuridu bizalik. Bu ahuzu hazel abde, ben bunu alayım da kastediyor. Ne? Bikem ebtahu hazel abde, ben bunu karşı satın alayım. Evet. Yani satın alayım yerine alayımdir. Öyle. Evet. Bu istilahta var. Ve kema yekulu racülü lirracül. Bir adam bir adamadır. Huz hadel abde belfi dirhem. Yahu şu köle bin dirheme satılıyor. Al şunu. Satın al demiyor da al diyor. Oradaki al yani satın al. Yuridu bizalikel bey'e. Bununla bey'i murad ediyor. Sümme kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz Huziha dedi. Bunu satın al. Veştariti şart koş. Bunu da dedi. İfelem yübeyyin ma tüştaratu. Fakat hadiste beyan etmedi ki şart konulacak şey ne? Vera meselesi gelmiyor. Sen bunu al, şart koş. Neyi şart koş? Bu da mutlak geliyor, mücmel geliyor. Fakat yecuzen yekune erade, caiz ki Resulullah Efendimiz murad etmiş ola. Veştariti ma yuştaratu fil biyaati siha. Sahih alışverişlerde ne şartlar olursa onu şart koş. Caiz ki bunu kastetmiş ola. Feleyse fi hadisi Hişam hada, Hişam'ın bu hadisinde olmadı. Lemma küşife ma'nahu, vaktaki manası keşfedildi. Hilafun, hilaf olmadı. Lişeyin bir şeye mimma fi hadisi Zühri. Zühri'nin hadisinde olan bir şeye muhalif olmadı. Huziha, iptai manasına vurursa
İki hadis bir manaya geldi, muhalefet aradan kalktı. وَلَا بَيَانَ ف۪يهِمَا فَكَتْ Bu iki hadiste de beyan yoktur. كَيْفَ حُكْمُ الْبَيْعِ Alışverişin hükmü nedir? اِذَا وَقَعَ ف۪يهِ مِسْلُ هَذَا الشَّرْتِ Bu alışverişte bu gibi bir şart olursa onun hükmü nedir? هَلْ يَكُونُ فَاسِدًا Fasit mi olur? اَوْ هَلْ يَكُونُ جَائِزًا Caiz mi olur? Bunun da beyanı yok. Öyleyse bu ikinci kavul ne dedi? Bir adam alışverişi yaparken bir şart koşarsa alışveriş caizdir, şart batildir diyenlerin delili tam olmadı. Sıra geldi üçüncüye, o da ne? Şart batıl olursa alışveriş de batıl olur. وَاَمَّا مَحْتَجَّ بِهِ الَّذ۪ينَ اَفْسَدُ الْبَيْعَ بِذَٰلِكَ الشَّارِ Ama şol cemaat ki şart fasit olursa beyada fasittir dediler. Onlar delil getirdiler. O da delilleri kema haddesena Nasr ibn Merzuk قال حدثنا الحسيب بن ناصع قال اخبرنا حماد بن سلمة عن داود بن ابي هند عن امر بن شعيب عن ابيه عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neha en bey'in ve selef bey'u seleften nehyiledi ve en şerteyni fi bey'atin bir alışverişte iki şerttinde nehyiledi. Şimdi bu mühim. Neden nehyilemiş? Hem alışveriş yapacak hem borç verecek. Bu ne şekilde olur? Rakam 1'e bakın, orada güzel izah var. En bey'in ve selef vel muradu bis selef el kard borç vermek. Seleften murat borç veriyor. اِيْ لَا يَحِلُّ اَنْ يُقْرِدَهُ قَرْدًا Bir adama helal olmaz ki ona bir boş para veriyor. Vere وَيَبِيعَ مِنْهُ شَيَنْ Ondan sonra da ona bir eşyayı sata بَاَكْسَرَ مِنْ قِيمَتِهِ Kıymetinden fazla. لَاَنَّ كُلَّ قَرْدٍ Her bir boş ki جَرَّ مَنْفَعَةً مَنْفَعَةِ çekti فَهُوَ حَرَامٌ فَحَرَمْدِرْ Burada bir hür demiş o ziyade. Yani adama diyor ki bak ben sana boş vereceğim. Ama bu boş faizine maiz almayacağım. Yalnız boş verdiğimden dolayı senden bir menfaat sağlayacağım. O da nedir? Alacağın eşyayı benden alacaksan, ben o eşyayı sana biraz fazlasına satacağım. Oradan menfaatim olsun. O adam pekala, bana ne kadar para lazım? 5000, aha sana 5000 lira. Sen ne alacaksın? Şeker alacağım. Şekerin kilosu kaçtan? 2,5'tan al. Diyor ki hayır ben 3'ten satacağım. Razı oldum. O parayı borç aldı ya. Onun şart koştu o da. Evet. Bu sefer şekeri ona 3'ten satıyor. Bu haramdır. Bu haramdır. Niye? Sen borç verdin. O borç karşılığında bir menfaat sağladın. O da ne? Sattığın eşyayı ona bahali sattı. Herhangi bir borç ki bir menfaati çekti getirdi bu haramdır. Birisi bu. Bir de İkincisi hangisi? En şerteyni. Bir alışverişte iki şart olursa bu da haramdır. Bu nasıl? Galen Nese'yi fil müşteba. Nese'yi müşteba da dedi ki huve en yekule. Bir adamın demesidir ki ebi'u kâzi sil'a. Bu eşyayı sana satıyorum. İlâ şehrin hakeza. Bir ay sonra vereceksense şu fiyata veriyorum. Ve ilâ şehrin hakeza. Yok, iki ay sonra vereceksense şu fiyata veriyorum. Demek ki mesela diyor ki ben bunu 1000 riyalı sene satıyorum. Bir ay sonra vereceksen sen 1000 riyal. Yok, 2 ay kalacak olursa 1200 riyal. İşte bak bu da iki şart oldu bir alışverişte. Bu da haram. Peygamber Efendimiz bundan da nehyiledi. Hani şimdi Türkiye'de cereyan ediyor ya, adam eşkıya alıyor. Diyor ki ha ne vakıda vereceksin diyor. Soruyor. Diyor ki ben bunu 3 ay sonra vereceğim. Ha peşin alsam ben 50.000'e veririm ama madem 3 ay sonra vereceksen 60.000. Öteki geliyor diyor ki hayır ben 6 ay sonra vereceğim. Öyleyse 80.000. Öteki geliyor 1 sene sonra vereceğim. Öyleyse 100.000. İşte bir alışverişte iki şart oldu. Peygamber Efendimiz bundan da nehyeyledi. Haddesene ibn Ebi Davud. Ha burada bir şey daha var. O iki rakamında. Ve kâle şeyhul muhaddisine fillemâd. وَقَدْ يُفَسَّرْ بَاَنْ يَبِيعَ مِنْهُ ثَوْبًا بِشَرْطَيْهِ Bir alışverişte iki şart ne demek? Bir esvabi, bir sevbi iki şartına satıyor. Bir de bu manaya gelir. Ne gibi? كَاَنْ يُقَصِّرَهُ وَيُخَيِّطَهُ Diyor ki ben bunu alıyorum ama bu kumaşı. Bunu alacaksan, bunu keseceksen, dikeceksen bu şartıyla alıyorum. Ya bu da batıldır. Kumaş alışverişi başka,
onu ayrıca çekmek o başka olur. Ayrıca bir pazarlık olur. قَالَ وَالْتَقْيِدُ بِالشَّرْتَيْنِ وَقَى اِتِّفَاقًا Burada bir alışverişte iki şart olursa batildir. Bu ittifakı gelmiştir. Yoksa وَعَادَةً وَبِالشَّرْتِ الْوَحِدَيْذَا لَا يَجُوا Bir şart koşsa da o da caiz değildir. لَنَّهُ قَدْ وَرَدَ اَنَّهْيُ اَنْ بَيْعٍ وَشَرْتٍ O şarttan değil, şartın onu da tasih edin. Peygamber Efendimiz alışverişte bir şart koşarsınızsa o beye batıldır. Bu hadis de gelmiştir. اَنْ بَيْعٍ وَشَرْتٍ Beye sahihtir. Şart batıl. Öyleyse o şart beye de ifsad eder. حَدَّسَنَا بْنَ اَبِي دَاوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا مُسَدَّدْ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادَ اَنَيُّوبْ اَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبَ اَنَبِيهِ عَنْ جَدِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ Peygamber Efendimiz buyurdular ki لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ Hem borç vere hem de ona eşyayı ziyade satan menfaat temin eder. Bu helal olmaz. Bir de alışverişte şart koşuyor. Bu alışveriş de helal değildir. Alışveriş kökünde mevcuttur. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد فذكر باسناده مثله حدثنا ابو اميه قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد فذكر باسناده مثله اين حديث الشريف başka senetlerle zikredildiler حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا هشيم بن عبد الملك بن ابي سليمان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz nehyiledi anu şartayni fi bey'in bir beyada iki şart. Onu dedi ya bu ittifakı gelmiştir. İki şart da olsa o beya batıldır, bir şart da olsa batıldır. Ve an selefin ve bey'in borç vere döne de eşyayı ona fazla sata. Menfaat temin edip bundan da nehyiledi. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle akberena Abdullah ibn Raca kâle akberena Zümam en amiri lehvel عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أينما حديث الشريف ذكر الذي حدثنا يونس قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلم أين حديث الشريف هوش ورس ورد أشياء فضلين سطع قالوا dediler ki فالبيع في نفسه شرط alışverişte zaten bu alışverişin kendisi şarttır فَيْزَا شُرُتَ ف۪يهِ شَرْطٌ اَخَرٍ Başka bir şart da orada koşuldu mi? فَكَانَ هَذَا شَرْطَيْنِ Bu iki şart olur. فِي بَيْعٍ bir alışverişte. فَهَذَا هُوَ الشَّرْطَانِ İşte Peygamber Efendimiz'in bir alışverişte iki şart yapmayınız dedi ki budur. Öyle iki şart ki اَلْمَنْهِيُّ عَنْهُمَا Onlardan nehyedildi. عِنْدَهُمْ Bunların indinde budur. Öyle iki şart ki اَلْمَسْكُرَانِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ Hadiste zikredilen İki şart dedi ki budur. وَقَدْ خُولِفُوا فِي ذَٰلِكَ Bu kavle sahip olanlar muhalefet olundular. Yani bir cümle bunlara muhalefet etti. Okuduğumuz kavir şuydu ki alışveriş yapar da şart koşarsa alışveriş sahihtir, şart batildir demişti. Üçüncü bir kavil de hayır şart fasit olursa alışveriş de batil olur. وَكَدْ خُولِفُ مُخَالِفَتْ وَلُنْدُرَ فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında fakile denildi ki اَشْشَرْطَانِ فِي الْبَيَا Bir beyada, bir alışverişte iki şart olursa caiz olmaz. Aleyküm selam. Bu iki şart nedir? هُوَ اَنْ يَكَعَ الْبَيْعُ بَيَا وَاكُولَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ حَالٍ Peşin bin dirheme alışveriş oluyor. اَوْ اَلَى مِئَةِ دِينَارٍ اِلَى سَنَةٍ Yahut bir seneliğine veriyor fakat 100 dinara veriyor. Diyor ki peşin alırsansa 1000 dirhem, veresiye alırsansa 100 dinar bir sene müddetle. Feyakavul bey'u alışveriş vaku olur. Ala en yu'atiyehul müşteri, müşteri vere. Eyyehum aşa. Alışveriş yapıyor. Bunların hangisine razı olursansa onu yap. Bu bey olur mu? Fel bey'u fasidun. İşte burada bey'i fasittir. Niye? Müeyyen bir para üzerine alışveriş olmuyor. 1000 dirhem bir de 100 dinar var. Alışveriş hangisi üzerine olacak? Müşteriyi mukayyer koymuş. لَاَنَّهُ وَقَعَ بِسَمَنِ مَچُولِ Semeni meçhul üzerine vakı oluyor. Bu caiz olmaz. Bazıları da dediler ki bir beyade iki şart demek budur. Yani yukarıki kavil ne demişti? Bir adam alışveriş yapar da
iki şart yaparsa bu beye fasittir. İki şerte haşiyede dedi ki iki şerte lüzum yok. Bir şart da olsa o beye fasittir. Alışverişte şart yok. Ve kâne minel hücceti lehum fî zâlik. Bu muhalefet edenlerin lehine olan hüccettendir bu mesele hakkında. Mimma kad ruviyen eshâbi Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Eshâbi Resûlullah'tan rivayet edilen hadislerden ki enne mübeşşir abnel hasen haddesena kâle haddesena ebu âmirinil akdiyyü kâle haddesena şu'betu en Halid ibni Seleme قال سمعت محمد بن عمرو بن الحارث يحدث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها بعد عبد الله بن مسعود'un ailesi Zeynep sattı Abdullah Hazreti Abdullah bin Mesud'a sattı cariyetin bir cariye ve اشترطت خدمتها fakat onun hizmetini şart koştu. Kocasına diyor ki bu cariyeyi sana satıyorum ama fakat bana hizmet edecek. Şart, bunu şart koştu. فَذُكِرَ ذَٰلِكِ لُعْمَرَ Hazreti Ömer'e bunu zikreylediler. فَقَالَ Hazreti Ömer dedi ki لَا يَقْرَبَنَّهَا Abdullah ibn Mesud o cariye yakın olmasın. Niye? Alışveriş fasit oldu. Cariye kendisinin olmadı. Ona yaklaşmasın. Ben bunu satın aldım. Beni helaldir diye zanneder. Hayır. Satın almamış oldu. وَلَا أَجِدُ ف۪يهَا مَسُوبَةً Ben bunda sevapta görmüyorum dedi. Binaenaleyh bu hadisi şerif mucebince evet şart koşarsa şart beyi ifsad ediyor. Haddesena Fahdun kâle haddesena Ebu Gassan kâle haddesena Züheyrun an Ubeydillah ibn Umar kâle haddeseni Nafi'un an ibn Umar kâle Abdullah ibn Umar'dan rivayet ettiler buyurdular ki onlar la yehillu fercun hiçbir ferç helal olmaz. İlla fercün, illa bir ferç ki inşa'a sahibuhu ba'ar. İlla o fercin sahibini, yani o cariyeyi isterse sahibi bey'eder, o vakitte helal olur. Ve inşa'a vehebehu, dilerse onu hibe eder o cariyeyi, o vakitte helal olur. Ve inşa'a emsekehu, dilerse kendi yanında imsak eder, satmaz, kimseye hibe etmez, kendisine helal olur. La şerte fihi, bunda şart olmaz. Ama hem satayım, hem de şart koşayım derse o sahih olmaz. Haddesena Muhammed ibn Nu'man قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد الله النافع عن ابن عمر أنه كان يكره Abdullah ibn Ömer mekruh görürdü en yeşteriye racülül emete bir adamın cariyeyi satın almasını ne şartıyla ala en la yebi'a ve la yehebe. Adam satın alıyor, satıyor birisi, o da alıyor. Fakat şart koşuyorlar ki bunu alacaksan, fakat bunu kimseye satmayacaksan ve kimseye hibe de etmeyeceksen. Ya adam aldıktan sonra kendi mülkidir. İsterse satar, isterse hibe eder. Bu şart batildir. Şart batıl olduğu gibi beya da fasıl olur. Fakat Abdal Ömer radıyallahu anh, işte bu rivayet etmiş olduğumuz hadislerde Hazreti Ömer iptal eyledi. Bey'a Abdullah Hazreti Abdullah'ın alışverişini ailesi Zeynep ona cariyeyi sattı ve şart koştu ya bu alışverişi iptal eyledi. Ve tabe'ahu Abdullah Abdullah bin Mesud da Hazreti Ömer'e tabi oldu ala zalik bunun üzerine. Yani itiraz eylemedi. Ömer'in bu fetvası yanlıştır demedi. Niye? O da anladı meselenin doğru olduğundan. Abdullah bin Mesud Ashab-ı Kiram'ın ulemasından idi. Anladığından o da ona tabi oldu. وَلَمْ يُخَالِفْهُ ف۪يهِ Hazreti Ömer'e muhalefet etmedi. Ona tabi oldu. وَقَدْ كَانَ لَهُ خِلَافُهُ Halbuki Abdullah bin Mesud muhalefet ise edebilirdi. Ona muhalefet etmek hakkı vardır çünkü. Ashab-ı kiramın ulemasından olduğunda eğer Hazreti Ömer'in fetvası yanlış olsa muhalefet edebilirdi. اَنْ لَوْ كَانَ يَرَى خِلَافَ ذَلِكَ Eğer bunun hilafını görseydi muhalefet ederdi. لَأَنَّمَا كَانَ مِنْ عُمَرْ Hazreti Ömer'den vakı olan o fetva لَمْ يَكُنْ عَلَى جِهَةِ الْحُكْمِ Hüküm cihetinden olmadı. وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى جِهَةِ الْفُتْيَا Fetva cihetiyle oldu. Fetva başka, hüküm başkadır. Müftiye bir meseleyi sorarsa onun fetvasını verir. Fakat kadi öyle değildir. Kadi hükmü verir, keser atar. Hazreti Ömer'inki de burada fetva terikiyle oldu. Hüküm terikiyle olmadı.
bir fetva terikili olduğundan, Abdullah bin Mesud da fetva doğru olduğundan kabul etti, muhalefet etmedi. Ve tabi'atuma Zeynebu, imratu Abdillah, ala zalik. Abdullah bin Mesud'un ailesi Zeynep de bunlara tabi oldu. Ve leha min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem sohbetü. Hazreti Zeynep de yani Resulullah Efendimiz'i gördü, o da sahabiyattandır. Öyleyken o da tabi oldu buna. Evet ve tabe'um ala zalik Abdullah ibn Ömer radıyallahu teala anhuma. Abdullah ibn Ömer de bunlara Abdullah ibn Ömer bilirdi. Ma kana min kavlihi Hazreti Ayşe'nin Hazreti Peygamber Efendimiz'in kavli şerifinden olan şeyi bilirdi. Kime? Li Ayşe radıyallahu teala anha Hazreti Ayşe'ye Resul-i Ekrem Efendimiz'in emrini bilirdi. Fi emri Berire'te Berire'nin emrinde. Ala ma kad rabeynahu anhu fi hadel bab. Bu babda yukarıda rivayet eyledik ya, Hazreti Berire kendisini kitabete kesti. Ondan sonra Hazreti Ayşe'den geldi, yardım istedi. O da dedi ki ben yardım ederim, bedeli kitabeti veririm fakat velası benim için olsun. O da gitti sordu efendilerine. Efendiler dediler ki biz bunu kabul etmiyoruz. Bu rivayetleri Abdullah ibn Ömer bilirdi. Bildiği halde o da kime tabi oldu? Hazreti Ömer'in vermiş olduğu fetvaya tabi oldu. Fedelle zalik, bu delalet etti ki enne manahu, bunun manası kâne indehu, Abdullah ibn Ömer'in indinde oldu ala hilâfi ma, bir hükmün hilâfını oldu ki hamelehu Ali, onun üzerine hamleyledi ellezîne yehtecû bi hadîsihi, Abdullah ibn Ömer'in hadisiyle ihticac edenlerin hilâfını oldu. Abdullah ibn Ömer'den bu rivayeti ettiler. Evet, bu sabit oldu ama fakat burada Abdullah ibn Ömer Hazreti Ömer'in fetvasına tabi oldu. Ve lem ne'alem ehaden min ashabi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in ashabından hiçbir sahabeyi de bilmedik ki gayru men zekerna, bizim zikrettiklerimizden başka bir sahabeyi bilmedik ki zehebe fi zalik, bu mesele hakkında zahib oldu. İlâ gayri ma zehebe ileyhi Ömer ve men tabi'ahu ala zalik. Hazreti Ömer'in vermiş olduğu bu fetvaya, ona tabi olanların fetvasını muhalif olarak bir sahabenin rivayetinde görmedik. Yani bir de var ki başka bir sahabe çıkar da Hazreti Ömer'in vermiş olduğu fetvanın hilafına hüküm verir, fetva verir. Böyle bir kimseyi de bilmedik. Mimmen zekerna fi hadil asar. Bu eserlerde zikrettiklerimizden ki Hazreti Ömer'e tabi olanlar kim idi? Abdullah ibn Mesud, Abdullah ibn Ömer, Hazreti Zeynep, bunların hepsi Hazreti Ömer'in fetvasına tabi oldular. Onlara muhalif olan bir sahabeden de bir rivayet gelseydi ona da bakardık fakat gelmedi. Fekâne yenbeği, layık oldu ki en yüc'ale hâda aslan ve icma'an, Hazreti Ömer'den gelen bu fetva asıl kılına ve icma'an min eshabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, eshab-ı kiramdan icma kılına sallallahu aleyhi ve sellem ve radiyallahu anh. وَلَا يُخَالَفَ, buna muhalefet olunmaya. فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ مِنْ تَرِيقِ الْآثَارِ, işte eser terikiyle bu babın veçi budur. Yani rivayet terikiyle mesele burada nihayet buluyor. Kulase bir adam bir alışveriş yapar da orada bir şart koşarsa o şart fasit olduğundan alışverişi de ifsad eder. Zaten üç kavül vardı ya. Birinci kavül neydi? Alışverişte şart koşarsa alışverişte sahih, şart da sahih. Ve bunu iptal etti. Dedi ki hayır. Bu olmaz. Şart onu ifsad eder. İkincisi alışveriş sahih, şart batil. Onu da iptal etti. Üçüncüsü kaldı. O da ne? Şart fasit olursa şart alışverişi de ifsad eder. Şart. O şart batil olduğundan bey'i de ifsad etti. Ve emma veçhu min tariqin nazar. Peki nazar tariqiyle, kıyas tariqiyle bunun ispatına gelince fe inna ra'eyna, biz gördük el aslan müctema aleyh, bir kaideyi ki onun üzerine içtima vardır. O aslı gördük. Enne şuruten sihahen, o asıl da şu ki sahih olan şartlar. Kattâkadı fi şeyin mebi'a, satılan bir şeyde akdedilir, söylenilir. Mesela ben bunu satıyorum ama şu şartına. O şartlar sahih olursa bu caiz. Ne gibi? Mislul hıyâri ilâ ecelin me'lûm. Ben bunu satıyorum ama fakat şu vakıda kadar müeyyen bir müddet koyuyor. 2 gün, 3 gün ben muhayyerim.
diye bir şart koşsa, bu şart sahih olur. Bu alışveriş de sahih olur. Evet, bu eceli malum, bu hıyar. Lillâye velil müptâ. Bayi için de caiz, müşteri için de. Adam diyor ki ben bunu satıyorum ama ben iki gün muhayyerim. İki gün sonra ya kabul ederim ya reddederim. Yahut alan adam diyor bunu. Evet. Bu caiz. فَيَكُونُ الْبَيْوَ عَلَى ذَٰلِكَ جَائِزًا. Beye bunun üzerine caiz olur. İki gün sonra alışverişi yaptılar. Hıyarı da konuştular. İki gün yahut üç gün hıyar müddeti var. Üç gün zarfında adam gelir söylerse ki ben hıyarımı kullandım. Beyi iptal ediyorum. Beyi iptal edebilir. Yok, beyi iptal etmezse, tecviz ederse o evvelki alışveriş akt olmuş oldu. Alışveriş sahih oldu. Ve kezalikel esman. Paralar da böyledir. Ve gattu akadu fiha. Bazen o paralarda akt olunur. Acalun müddetler. Yeşteri tuha el müpta. Müşteri şart koşar. Ben bunu aldım ama bir ay sonra şu kadar vereceğim. Bir ay sonra şu kadar vereceğim. Üç ay sonra şu kadar vereceğim. Bu da caiz. Fetekunu lazimeten zekanet me'lumeten. O müddetler malum olursa lazım olur. Satan adam diyemez ki müddetinden evvel getirmiş. Çünkü şart koşmuş müşteri. Ben bir kısmını şimdi vereceğim, bir kısmını iki ay sonra vereceğim, bir kısmını altı ay sonra vereceğim. O da satan adam buna razı olmuş. Razı olduğundan dolayı müddeti dolmadan parayı isteyemez. Lazım olur. Lazım dedi ki bu. İzâ kânet mâlûmeten, vermiş olduğu müddetler mâlûm ise. وَيَكُونُ الْبَيْعُ بِهَا مُضَمَّنًا. Beya da mudammen olur. Yani beya tamam, sahih olmuş oldu. O müddetler geldiği zaman parasını alabilir. Ondan evvel alamaz. Beyi de bozamaz. وَرَيْنَا ذَٰلِكَ الْاَجَلِ. Bu eceli biz gördük ki لَوْ كَانَ فَاسِدًا. O ecel fasit olur ise fesede بِفَسَادِهِ. O ecelin fesadi sebebiyle fasit olur. El-beyu alışverişte fasit olur. وَلَمْ يَسْبُتُ الْبَيْعُ. Beya da sabit olmaz. وَيَنْتَف۪ي هُوَ. O beya müntefi olur. اِذَا كَانَ مَعْقُودًا ف۪يهِ. O batıl olan ecel onda zikredilmişse alışveriş de batıl olur. فِي فَسَادِهَا. O şeraitin fesadi sebebiyle. سُمَّ كَانَ الْبَيْعُ. Beyi olur. اِذَا وَقَى عَلَى الْبَيْعِ. Evet. Mebi üzerine vâfi olduğu vakitte beyada vâfi olur. وَكَانَ عَبْدًا. Ala en yahtime al-bay'a şehren. Mebi mesela ne oldu? Bir köle oldu. Ala en yahtime al-bay'a şehren. Diyor ki ben bu köleyi satıyorum ama bana bir ay hizmet edecek. Ondan sonra seni teslim edeceğim. Fakat melike al-bay'a bay'a fakat melike al-bay'u bay'a temlike iledi el-müşteriye müşteriye abdehu kölesini. Ala en mellekehu al-müşteri müşteri de ona temlike de elfe dirhem bin dirhemi vere. Bir de ve hizmetel abdi şehren. Mesela bin dirheme satıyor. Diyor ki ben bu köleyi sana sattım, temlik ettim. Müşteri de ona ne temlik edecek? Onun parasını verecek. Bin dirhem temlik ediyor. Bir de kölenin bir aylık hizmetini temlik etmiş oluyor. Evet. Ve müşteri hine izin. Müşteri halbuki o temlik esnasında bin dirhemi veriyor. Bir de kölenin bir aylık hizmetini. Gayru malikin. Malik değildir. Müşteri malik değil. Ne yani hizmeti velalil abd. Ne hizmete malik ne de onun parasına malik. Köleye niye? Köleyi satın aldı ama öyle köle bir ay bayan yanında kalacak. Ona hizmet edecek. Köleye malik olamadı ki. Onu diye ki evet bu köle senin hizmetinde kalsın. Gayre malikin dedi hizmeti velalil abd. Ne hizmeti vermeye malik ne de köleyi vermeye malik. Le'enne milkehu lil abdi. Müşterinin abde milkiyeti innema yekunu ba'de temamil beya. Beya tamam olduktan sonra olacak. O da o bir ay geçtikten sonra oluyor. Fesarel bey'u vâkan. Beya alışveriş vâku oldu. Bimalin ve bi hizmeti abdi. Bin dirhem onun parası, bir de kölenin bir aylık hizmeti. Bu ikisinin üzerine oldu. La yemlikul müşteri. Müşteri ise malik olamaz buna. Fi vakti tiyâhi. Satın almış olduğu vakıtta. Bil mali mal ile ve bi hizmeti hizmetiyle. Ona malik olamadı. Ne onun malına ne de hizmetine. Ve kad re'eynahu biz bunu gördük ki levib ta abden bir köleyi satın alsa ve hizmeti emedin bir cariyenin hizmeti için la yemlikuha ona malik olamaz. Niye? Cariye ona malik değil ki. Diyor ki ben köleyi satın alıyorum cariyeye hizmet etsin.
كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا. Bu bey'e fasit olur. Niye? O şart sebebiyle. Şart fasit olduğunda bey'e de fasit oluyor. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَلِكَ. Buna kıyas edilirse اَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ اَيْدَا كَذَلِكَ. Alışveriş yine böyle fasit ola. اِذَا عُقِدَ لِخِدْمَةِ مَنْ. Bir kimsenin hizmeti vakti olunduğu vakıtta ki لَمْ يَكُنْ تَقَدَّمَ مِلْكُهُ لَهُ. Onun ona malik olması tekaddüm etmediği قَبْلَ ذَلِكَ الْعَقْدِ. O vakitten evvel. Müşterinin o bir ay efendisine hizmet edecek de sonradan malik olacak bunun gibi. Mülkiyeti tekaddüm etmedi, o köleye malik olmadı ki. Öyle. Onun hizmetini de efendisine versin. لَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz nehyeyledi. قَدْنَهَا نَهْيَيْلَدِ اَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكِ. Yanında olmayan bir şeyi satamazsın. Yanında değil ki, mülkiyetin de değil. Şimdi bu adam bayiye satmış köleyi, 1000 dirheme bir ayda hizmet. O bir ay geçmedikçe müşteri ona malik olamıyor ki. Desin ki, ben hizmetini sana verdim. Yanında olmayan bir şeyi temlik edemez. وَلَمَّا كَانَتِ الْأَثْمَانُ مُضَمَّنَةً بِالْآجَالِ الصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ. Paralar, alışverişteki paralar mudammandır, zamana dahildir. بِالْآجَالِ الصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ. Eceller, ecel ister sahih olsun müddet, isterse fasit olsun, para onun karşılığında mudammandır. اَلَا مَا قَدْ زِكَرْنَا. Yukarıda zikrettiğimiz gibi. كَانَ كَذَالِكَ. Böylece oldu. اَلْاَشْيَاءُ الْمَثْمُونَ. Eşya, hangi eşya? Para kıymet biçilen eşyalar da böyle olur. اَيْذَا الْمُضَمَّنَةَ بِالشَّرَائِدِ الْفَاسِدَةِ وَالصَّحِيَةِ. Fasit ve sahih olan şartlar karşılığında onların parası da mudammen olur. فَسَبَتَ بِذَالِكْ. Bununla sabit oldu ki اَنَّ الْبَيْعَ arış verir. لَوْ وَقَعَ وَاقُ olsa وَشْتُرِتَ ف۪يهِ شَرْطٌ مَچُولٌ. Meçhul bir şart da şart kılınsa bu alışverişte اَنَّ الْبَيْعَ يَفْسُدْ. Alışveriş fasit olur. بِفَسَادِ ذَٰلِكَ الشَّرْطِ. O şartın fesadi sebebiyle alışverişte fasit olur. اَلَا مَا قَدْ زَكَرْنَا. Zikrettiğimiz gibi. فَقَدْ اِنْتَفَى. مُنْتَفِ oldu. قَوْلُ مَنْ قَالَ يَجُوزُ الْبَيْعِ وَيَقْدُرُ الشَّرْطِ. İkinci mezhep vardı ya, şart fasit olursa alışveriş sahihte şart batıldır diyenlerin sözü müntefi oldu. Bunlarınki yani delil yetersizliği diyorlar, yani delil kafi gelmedi, bu söz, bu mezhep batıl oldu. Ve kavlu men kâle yecûzul bey'i ve yesbetü şart. Bu da birinci mezhebiydi ki dediler ki bey'e de caizdir, şart da sabittir, sahihtir. Onların sözü de müntefi oldu. Kaldı üçüncü bir kavl. وَلَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلٌ غَيْرُ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ. Bu iki kavulden başka burada bir kavul yok. وَغَيْرُ الْقَوْلِ الْآخَرِ. Bir de kavul ahar ki üçüncü kavul. Bu meselede üç kavul var. İkisi batıl oldu. Üçüncü kavul kaldı. Dördüncü bir kavul da yok. اِنَّ الْبَيْعَ يَبْطُلْ. O kavul ahar da nedir? Bey'i batıl olur. اِذَا اشْتُرُتَ ف۪يهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ. Beyadan olmayan bir şart, onun da şart kılınırsa beye batıl olur, bu kaldı. فَلَمَّنْ تَفَلْ قَوْلَانِ الْاَوَّلَانِ. Evvelki iki kavul ki müntefi oldu, onlar sahih olmadı. Evet. سَبَتَ هَذَا الْقَوْلُ الْآخَرِ. Bu üçüncü kavul sabit oldu. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُسُفَ مُحَمَّدِ بِنِ الْحَسَنِ. Bu üç imamın kavli de budur. Rahmetullahi aleyhim ecma'in. Allah hepsine rahmet eylesin. Şimdi hulase getirdi. Burada neye bağladı? İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed'in kavrine göre bir adam bir alışverişte fasit olan bir şerti şart koşarsa o fasit olan şert bey'i de ifsad eder. Bey'i de sahih olmaz.